TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Hepimizin hayali olan Süper Lig hedefimize ulaşmak için ikinci devrenin antrenmanlarına başladık. Güzel geçiyor çalışmalarımız. Birkaç gün içerisinde Tomane'nin de aramıza katılmasıyla gün itibariyle işte Cece'nin, Gökhan Karadeniz'in de antrenmanlara devam ettiğini düşünürsek kadromuzda olup da aramızda olmayacak arkadaşımız bulunmayacak. Bir taraftan çalışmalarımız burada devam ederken biliyorsunuz bu sezon devre arası kampımızı kendi tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Hafta sonunda bir hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Tabii bunları planlarken diğer taraftan da transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şunu tabii herkes bilsin ki özellikle şehir takımı olup da bir başarı üretmek istiyorsanız belirlediğiniz hedeflere sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız şehrin içindeki tüm dinamiklerin bu işe gönül vermiş olması ve bu işe destek veriyor olması gerekiyor. Biraz daha bunu açmak istiyorum. İşte hepimizin bildiği gibi Samsun bir futbol şehri. Geçmişiyle futbola dair sahip olduğu değerlerle futbol kültürüne sahip önemli şehirlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla şehrimizdeki Samsunluyum ve Samsun sporluyum diyen herkesin bu hedef doğrultusunda takımının yanında olması ve buna destek vermesi hepimizin beklentisi. Bu beklenti doğrultusunda da inşallah bundan sonra işte şehrimizin ileri gelenleri, taraftarlarımız, medya mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız ve tabii kulübün içerisindeki başkanımız, yönetimimiz, teknik kadromuz, futbolcularımız, buradaki personelimizle beraber hep birlikte hareket edip birbirimize iyi günde, kötü günde destek olup ve yapabileceğimiz her şeyi herkesin ortaya koyabileceği bir ortamı hazırlayıp çok üst düzey bir sinerji oluşturmamız gerekiyor. Ancak böyle başarı gelebilir. Biz şöyle geçmişe baktığımız zaman, geçmişte elde ettiğimiz başarılarda da bu bütünlüğü sağladığımız zaman başarılı olduk. Samsunspor'un geçmişine baktığımız zaman da yine böyle ne zaman şehir bir araya geldi, şehrin dinamikleri harekete geçti, şehirdeki tüm paydaşların hep beraber sorumluluk aldığı bir ortamda başarı geldi. Dolayısıyla benim isteğim ve beklentim şu, bundan sonraki süreçte Samsunluyum, Samsun sporluyum diyen herkesin bu işe gönül vermesi, bu işe destek olması, iyi günde kötü günde yanımızda olması, oyuncularımız ki bizim bu büyük hedefe giderken bence en önemli aktörlerimiz, onların moralinin, motivasyonunun her dönem en üst seviyede bulunmasını sağlamak gerekir. Bu doğrultuda da herkesin bundan sonra daha fazla çalışacağı, daha fazla fedakarlık yapacağı, daha fazla sorumluluk alacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü yapılacak hataların, yapılacak yanlışların telafisinin çok mümkün olmadığı, her maçta ortaya konulacak mücadelenin bizi hedefe götürecek ya da oradan alıkoyacağı gerçeğiyle hareket ederek her maçtaki puanların bizim için de bu hepimizin gönül verdiği hedefe giderken bir çok önemli olduğu gerçeğiyle hareket ederek bundan sonraki süreçte ben tüm şehrin, şehrimizin ileri gelenlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, taraftar derneklerimizin, taraftarlarımızın ve kulübün içerisindeki herkesin böyle birbirine kenetlendiği, birbirini desteklediği bir ortamı görmek istiyorum. Açıkçası bundan önce bu ortamı biz maalesef oluşturamadık. Arada sıkıntılar yaşadık. Birbirimizden uzaklaştık, koptuk. Ama bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Samsun şehri için, Samsun spor için çok önemli bir döneme giriyoruz. Bundan sonraki dönemde ben bu bütünlüğü, bu birlikteliği
kesinlikle oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Ve inşallah biz Samsun şehri olarak bu birlikteliği sağlarsak, belirlediğimiz her hedefe, önümüze çıkacak her engeli de böyle bu bütünlükle aşarak yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun ikinci yarı bizim için. Ve taraftarımız, halkımız da şunu bilsin ki Allah'ın izniyle inşallah biz bu hedefimize sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Ve inançlı bir şekilde önümüze çıkacak bütün engelleri birer birer ortadan kaldıracağız. Yolumuzu temizleyeceğiz ve Allah'ın izniyle o kupayı sezon sonunda kaldırıp hepimizin hayali olan Süper Lig'e çıkacağız. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.